Merhaba. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Bu güzel ayda en çok sevdiğimiz tabii ki Ramazan pidesi. Bu videomda size Ramazan pidesi hazırlamanın tüm püf noktalarını anlatacağım. Şöyle puf puf kabarmış, yumuşacık, lezzeti tam yerinde Ramazan pideleri olacak. Gerçekten çok önemli püf noktalarına değineceğim ve özellikle de artık her şey çok pahalı olduğu için evde yapmak bence biraz daha ekonomik olacak. En azından içinde ne olduğunu bileceksiniz. Hadi tarifimize geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık sütümüzü derin bir kaba koyuyoruz. Bir su bardağı su ilave ediyoruz. İçerisine iki tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı da instans maya koyacağız. Daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Üzerini streç kaplayıp bir 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakika beklettikten sonra diğer işlemlerimize geçiyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağı yoksa başka yağ da kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre 1,5-2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Üzerine de 4-5 su bardağı elenmiş ölçüde un koyuyoruz. Yani öncelikle ununuzu eleyeceksiniz. Daha sonra 4-5 bardak un kullanacağız. Bu kısım da çok önemli. Güzelce tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Daha sonra bunu bir tezgaha alacağız. Buradaki teknik de çok önemli. Benim daha önce ekmek tariflerimi izlediyseniz ben genelde özellikle ekşi mayalı ekmeklerimi bu teknikle yapıyorum. Yani vur Çek, katla tekniği ile yapıyorum. Eğer bu uygulamayı yaparsanız güzel esnek ekmekleriniz olacak. Böyle elinize yapıştığına bakmayın. Bunu bir 10-15 dakika bu işlemi yaptıktan sonra yavaş yavaş hamurumuz elastik elastik kıvama gelecek. Yani böyle tuttuğunuzda uzayabilecek. 15 dakikanın sonunda hamurumuz güzel bir kıvam aldı. Onu yine derin bir kaba alacağız. Üzerine streç kaplayıp 30 ila 45 dakika evinizin odanızın sıcaklığına göre bu süre değişecektir. Mayalandırmaya bırakıyoruz. Bir de hamurumuz mayalandı. Tezgahımıza bol un serpiyoruz ve hamurumuzu bu unun üzerine alıyoruz. Çok fazla un kullanmayacağız çünkü hamurumuzun bu doğal yumuşak dokusunu kaybetmesini istemiyoruz. Ama elimize de böyle hani yapışmasın diye arada sırada ellerimizi unlayabiliriz. Yani bir beze kıvamına getiriyoruz. bu hazırlamış olduğumuz ölçülerle iki tane Ramazan pidesi hazırlayacağız. İki eşit parçaya bölüyoruz. Yine aynı şekilde bir beze haline getiriyoruz. Bir tepsinin içerisine un serpiyoruz ve serptiğimiz unun üzerine bu hazırlamış olduğumuz bezeyi koyuyoruz. Buradaki önemli püf nokta üzerine streç kaplayacağız ve 20 dakika bekleyecek ama streçinizin arkasını lütfen yağlayın eğer yağlamazsanız bu şekilde çıkartırken o streç hamurunuza yapışır ve hamurunuzun havasını söndürür bunu istemiyoruz buna da lütfen dikkat edelim. 20 dakikanın sonunda fırın kağıdı var bu fırın kağıdının üzerine mısır unu serpiyoruz ellerimizi de güzelce unluyoruz ve kabarmış olan Hamurumuzu bunun üzerine alıyoruz. Üzerini yine hafifçe unlayacağız. Merdanemizi de unlayacağız. Merdanemizi de unladıktan sonra isterseniz elinizde de açabilirsiniz. Ama merdane ile açmanızı tavsiye ederim. Çok güzel böyle çok bastırmadan böyle hafif hafif açıyoruz. Buradaki en önemli nokta bunu inceltiyoruz. İncelt ne kadar incelteceğiz? Neredeyse 1 santim kadar bu hamurumuzu inceltiyoruz. Bu arada fırınımızı da ısıttık. 180 derece diye ısıttık. Yani ısıtmak derken hani bu aşamada fırınızı yavaş yavaş ısıtabilirsiniz. Süresini kendiniz belirleyin. İki kişi yardımıyla tepsinizi alın. Çünkü yamulmasın. Yine arkası yağlanmış olan streçli üzerine örtüceğiz. Ve 20 dakika tepsi mayası olmasını bekleyeceğiz. Bu süreçte fırınımızı çalıştırabiliriz. Üzerini de güzelce örtüyoruz. İkinci pidemizi de hazırladık. O da bir kenarda tepsi mayası olmak için bekliyor. Bu arada e, pidemizin üstü için de bir yemek kaşığı yoğurt, bir yumurta sarısı ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Bir de bunun şifa diye bir başka bir tekniği vardır. O tekniği de anlattığım başka bir pide tarifim daha var. Onu da açıklamalar kısmına ya da videonun sonuna koyarım. 20 dakikanın sonunda böyle gördüğünüz gibi pidemiz kabarmış olacak. Bu sıvı malzemeyi de elinizi batırarak yapabilirsiniz. Una da batırarak yapabilirsiniz. Şekil vermeyi işini istediğiniz şekilde pide formunu veriyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz yumurtalı, yoğurtlu, zeytinyağlı karışımı üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Bu üzerine dökmüş olduğum susam. Ama susam alerjiniz varsa susam kullanmayabilirsiniz. Ve olmazsa olmazımız çörek otu. Çörek otunu da üzerine serpiyoruz. Evet diğer pidemizde de başka bir şekil verdik. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ha, üzerine ne döktünüz derseniz üzerine mısır unu da döktüm. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde susam ve çörek otunu koyup 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Çok çabuk pişer o yüzden çok uzun süre fırınınızın başından ayrılmayın. Gözünüz fırınınızda olsun. Süre vermiyorum. Afiyet olsun. İnşallah bu tarifimi beğendiniz. Beğendiyseniz yorum yazmayı ve videolarıma yorum yazmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın olur mu? Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler, sağlıcakla kalın.